Arkadaşlar açık konuşalım. Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en zorlu transfer dönemi yaklaşıyor. Evet kulüp bundan önce benzer durumlar yaşadı. Gelirleri yine temlikliydi. Kulübün önüne haciz kamyonları geliyordu. Borç en üst seviyedeydi ama hiçbir zaman bu kriz bu kadar derin olmamıştı. Beşiktaş'ın ekonomik darboğazını ve bu durumun transfer etkisini konuşacağız. Videomuz başlıyor. Aslında benim çekim takvimimde Böyle bir video yoktu. Ancak o kadar çok soru geldi ki, neden Beşiktaş'ın gündemini, Beşiktaş'ın transferiyle ilgili video çekmiyorsun şeklinde ben de durumu sizlere anlatmak istedim. Ligin bitmesine 8 hafta kaldı. Koronavirüs nedeniyle lig durdu ve bu yüzden de sezon sonunda çok büyük bir ihtimalle transfer dönemi Kısa sürecek kulüpler bir ya da bir buçuk ay içerisinde transfer planlamasını, transfer hamlelerini yapmak zorunda kalacaklar. Ancak Beşiktaş henüz önünü görebilmiş değil. Başkan Ahmet Nurçevi'nin kulübün ekonomik durumu ile ilgili yaptığı açıklamalar durumun vehametini gözler önüne sermiş durumda. Siyah beyazların 3 milyar liradan fazla borcu var. Bunun döviz karşılığı ise 450 milyon euro. Bu borç sabit bir borç olsa... Yine bir şekilde çözüm ürettir ancak ne yazık ki öyle değil. Beşiktaş'ın yıllık geliri 600 milyon lira, yıllık gideri ise 900 milyon lira. Yani Beşiktaş her yıl 300 milyon lira daha zarar ediyor. İşin kötü kısmı ise koronavirüs nedeniyle likler durdu ve o süreçte Beşiktaş 170 milyon liralık bir gelir kaybına uğradı. Yani normalde her yıl 300 milyon lira zararla kapatan Beşiktaş belki de bu yıl sonunda 500 milyon liraya yakın bir zararla yılı kapatacak. Şimdi Ahmet Nurçevi başkan seçildi. Geldi tasarruf tedbirleri uygulayacağım dedi ve bunları da yaptı. Nedir onlar? Öncelikle personeli %20 azalttı. Buradan 10 milyon lira bir tasarruf elde etti. Bunun dışında yine çok büyük bir gelir kalemi olan amatör şubelere el attı. Örneğin basketbolda 20 milyon liralık bütçeyi %50 indirdi. 10 milyon lira kadar yeni bir bütçe oluşturdu. Bunlar tabi güzel hareketler, başarılı hareketler ama ekonomiye, kulübün ekonomisine katkısı ne yazık ki çok fazla değil. Çünkü ne kadar tasarruf yaparsan yap elde edeceğin rakam 25-30 milyon lira. O da Beşiktaş'ın yıllık zararının onda birine ne yazık ki denk geliyor. İkinci önemli gelişme Beko'nun sponsorluğu. Hem maddi hem manevi açıdan olumlu bir hamle. Çünkü Beko Beşiktaş'ın o 90'lı yıllarda efsane kadrosu, efsane formasında hep yer alan bir sponsor. Bu açıdan önemli. Ancak bunun da Beşiktaş'ın ekonomisine katkısı çok fazla değil. Vodafone'dan yıllık anlamda sadece 3 milyon lira daha fazla veriyor Beko. Ha bu ekonomik şartlarda böyle bir sponsor bulmak, 3 milyon lira daha arttırmak kötü mü? Elbette değil. Elbette başarılı bir hamle ama ekonomiye katkısı, kulübün ekonomisine katkısı ne yazık ki çok fazla değil. Yani bu işi sponsorlarla da kotarmak pek mümkün gözükmüyor. Asıl sıkıntı ise mevcut kadronun durumu. Beşiktaş bildiğiniz gibi maaşları geç ödüyor. Türkiye'de bunu yapan tek kulüp mü? Elbette değil. Bir sürü kulüpte maaşlar zaten geç ödeniyor ama Beşiktaş'ta bir tık daha bu durum ileri seviyede. Siyah beyazlar 4 ay geriden geliyor. Şimdi Beşiktaş yönetimi oyuncularla transfer için, maaş için oturup görüşmelere başladı. Ancak bu ödenmeyen maaş durumu bu görüşmeleri zora sokuyor. Çünkü siyah beyazlar oyunculardan indirim yapmalarını istiyor ve maaşı ödenmemiş oyuncular ne yazık ki bu teklife çok sıcak bakmıyorlar. Beşiktaş oyunculardan iki tane şey istiyor. Bir, gelecek sezon ücretlerinizde %50 indirim yapın. İki, bu sezon alacaklarınızın bir kısmından feragat edin. Kolay mı? Pek değil çünkü bir oyuncunun özellikle yabancı bir oyuncunun maaşında gidebileceği en fazla indirim %10, %15. İşte Beşiktaş bu şartlarda oyuncuları ikna etmeye çalışıyor. Başkan Ahmet Nurçebi bu ekonomik zorluk içerisinde bir de oyunculardan borçsuzluk kağıdı almaya çalışıyor. Şu güne kadar da başarılı oldu. Yani oyuncular kulübün bana borcu yoktur kağıdını imzalıyor, kulübe veriyor ve Beşiktaş da bunu UEFA'ya gönderiyor. Böylece herhangi bir yaptırıma uğramıyor. Bugüne kadar işler iyi gitti. Beşiktaş o kağıdı aldı ve UEFA'dan herhangi bir ceza, herhangi bir yaptırım görmedi. Ancak bu kağıt öyle yılda bir kez alınan bir kağıt değil. Ne yazık ki 4-5 ayda bir UEFA'ya böyle bir kağıt Beşiktaş göndermek zorunda. Ve o tarih yine yaklaşmış vaziyette. Siyah beyazlar 30 Haziran'da tüm futbolculardan borçsuzluk kağıdı almak zorunda. Burada bir diğer sıkıntı ise maaşını geç alan oyuncuların ihtarname göndermesi. İsim isim söylemeye gerek yok. Birçok oyuncunun bu yola başvurduğunu biliyoruz. Şimdi burada Karius aslında önemli bir sinyal. Parası ödenmediği için tek taraflı sözleşmesine feshetme hakkı oldu ve kendisi gitti. Tabi Karius taraftar gözünde, taraftar nezdinde çöp isim olduğu için Beşiktaş taraftar bundan mutlu oldu. İyi ki gitti kurtulduk falan dedi ama aslında bir kurtulma durumu da yok. Çünkü oynamadığı maçların, oynamadığı 2 aylık sürenin de büyük bir ihtimalle parasını alacak Karius. Şimdi konu Karius olduğu için belki Beşiktaş yönetimi de biraz daha rahat Giderse gitsin dedi. Ama diğer oyuncular da ihtarname sonunda yine paralarını alamazsa benzer bir yol önlerinde Açılmış olur. Bu tabii ki tehlike. O yüzden de Beşiktaş'ın hiç durmadan acilen yeni yeni farklı kaynaklar bulması gerekiyor. Gelelim transfer dönemine. 3 tane oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Caner Erkin, Gökhan Gönül, Atiba Atçınsın. Durumları belli değil. Gökhan ve Caner'le henüz bir anlaşma yapılmış değil. Atiba net bir cevap vermiş durumda değil. O yüzden de burada bir belirsizlik var. Boateng'in bu şartlarda bu ekonomik durumda kalma ihtimali çok çok düşük görüyorum. Kalan 8 maçta böyle 8 tane 9 tane gol atmadıktan sonra Boateng'de de yollar ayrılacak. İş transferdeki en sıkıntılı konu Muhammed Elnen'i. Sergen Yalçın'ın verdiği raporda Elnen'i mutlaka takımda kalmalı diyor. Şimdi Beşiktaş'ın oyuncuyu satın alma ihtimali var mı? Yok. Çünkü 15 milyon euronun üzerinde bir bon servisi var E, Siyah beyazlar kiralamak istiyor ama kiralama parası da vermek istemiyor. Şimdi diyeceksiniz ki Arsenal geçen sene... Bedava kiraladı. Bu sene niye kiralamasın? İngilizler geçen sene bunu yaparken bir plan doğrultusunda yaptı. Onların amacı şuydu. En Beşiktaş'ta iyi oynarsa ya biz onu Beşiktaş'a satarız ya Avrupa'da piyasa yapar göndeririz ya da Premier Lig'de bir kulübe satarız. Yani bir yıllığına oyuncunun kendisini göstermesi için onu bedelsiz gönderdiler. Ama ikinci yıl Arsenal'in en iyi bedavaya kiralaması pek de mümkün gözükmüyor. Üstelik duyuyorsunuz Milan'ın da oyuncu ilgisi var. O yüzden de Elnen'in de kalma ihtimali Tergin Hoca'nın istemesine rağmen pek de kolay gözükmüyor. Şimdi bu belirsizlik ortamında transfer planlaması yapmak elbette pek kolay değil. Gökhan Gönül kalacak mı? Caner Akin gidecek mi? Atiba ikna edilecek mi? Elneni de kalma formülü bulunacak mı? Bunların hepsi belirsiz. Üstelik az önce söylediğim gibi 30 Haziran'da tüm oyunculardan borçsuzluk kağıdı alınması mecburi. İşte tam da bu durumlardan dolayı Beşiktaş henüz transferde somut bir adım atabilmiş değil. Çok fazla isim dolaşıyor sosyal medyada ama bunlar ne yazık ki biraz menajer odaklı isimler. Ancak size şöyle bir ipucu verebilirim. Bon servisi olan oyuncuyu Beşiktaş'ın alması pek mümkün gözükmüyor. Örneğin Partizan'dan Sadik ismi konuşuluyor. Sık sık Kayseri Spor'dan Mensah'ı soruyorsunuz. Ancak bu isimlerin Beşiktaş'a transferi şu şartlarda pek mümkün gözükmüyor. Şimdi tabi herkesin dilinde bir feda dönemi var. Beşiktaş ikinci feda dönemini başlatırsa yeni gençlerden kurulu bir takım kurarsa başarılı olabilir diyenler var. Aslında bunu en fazla savunan isimlerden bir tanesi benim. Beşiktaş altyapıya yönelmeli belki ikinci kez feda dönemi başlamalı diyorum. Ancak geçmişteki feda dönemiyle şimdiki durum pek birbirine benzemiyor. Birincisi o dönem takımın başında Samet Ayva vardı ve Samet hocanın tarzı bu formüle çok uygundu. Çünkü Samet Aybaba kariyeri boyunca altyapıdan genç oyuncuları A takımı aldı ve bir takımı o şekilde inşa etti. Yani gençlerle yeni bir takım oluşturma konusunda Samet Aybaba bir usta. Sergen Yalçı'nın tarzı ise çok daha farklı. Kendisi çok iyi oyuncuydu. O yüzden antrenörlük mantelitesinde de iyi futbol, iyi oyuncularla oynanır düşüncesi var pek de değil. Yani Sergen Yalçın eline sırf gençlerden oluşan bir takımı verip de başarı beklemek ne kadar mantıklı onu bir yaşayıp görmek lazım. Çünkü böyle bir tecrübeyi henüz hoca yaşayabilmiş değil. İkinci önemli nokta ise feda döneminde her şeye rağmen takımda birkaç tane usta ismin yer aldığı gerçeğiydi. Fernandez vardı, Almeyda vardı. Üstelik bunların motivasyonu yüksekti ve iyi oynuyorlardı. Şimdi diyeceksiniz ki Beşiktaş'ta da Burak var, Laiç var, Enkudu var. Doğru ama şu maaş problemi çözülemezse, maaşlar geriden gelmeye devam ederse bu oyuncuların da motivasyonu sağlamak pek kolay değil. Evet farkındayım çok karamsar bir tablo çizdim. Çok güzel bir video olmadı ama işin gerçeklerini de anlatmak zorundayız. Beşiktaş tarihinin en zor transfer dönemine doğru ilerliyor. Gelir yok, giderler artmış durumda. Takımdaki planlama kimlerin kalıp kimlerin gideceği henüz belli değil. Maaşlarda sıkıntı var. Üstelik kısa vadede bir çözüm gözükmüyor. Sadece ve sadece kaleci konusunda somut adımlar atılmış vaziyette. Çünkü Karius gitti. Ersin ve Utku kendini gösterecekler ama onlar iyi çıksa bile Beşiktaş en azından bir tane kaleci almak zorunda. O yüzden de bir sonraki çekimde Beşiktaş'ın kaleci adaylarını konuşacağız ve onların analizini yapacağız. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.